Evet, birinci Gazdan Adam Festivali birkaç saat sonra başlayacak ve o festivaldeki sanatçılardan bir tanesi de Güvenç Dağüstün. Güvenç, bir anlatabilir misin Vagos izleyicilerine bu akşam ne olacak, neler var programda? Evet, ben henüz alana gidemedim çünkü provadayım. Akşam söylediğim şarkıların provasını yapıyorum. Bu akşam çok sayıda grup yine bu gasp edilen haklarını, özgürlüklerine karşı bu sefer şarkılarıyla, türküleriyle sahnede olacaklar. Biliyorsunuz o afişin altında da görmüşsünüzdür. Sol basının neredeyse tümünün desteklediği, sanmıştırıcı, bir araya getirici başka bir etkinlik. Bu çalışmaları, afiş çalışmalarını falan yaparken bazı düzenleme komitesinden arkadaşlar da gözaltına alındılar. Öyle mi? Ben bilmiyordum bunu. Peki bu, ben bu arada bayıldım yani o grafiklere, tasarımlara. Bunları kim yapıyor? Profesyonel bir elin değdiği belli. TGB'deki arkadaşlardan sanıyorum bazıları yapıyorlar. Sadece TGB'nin işi değil bu. Gerçi biliyorsun çok sayıda örgüt Destekliyor ortak bir buna. platform kurdular ve destekliyorlar. Ama sanıyorum orada onu yapan TGB'deki arkadaşlardan biri. Evet, çok güzel grafikler var. Çok güzel videolar hazırlanmış. Orayı bir festival alanına çeviriyor arkadaşlar gerçekten. Ben de şimdi Twitter'dan takip ediyorum. Bir de oradaki arkadaşlarla telefonda konuşuyorum. Yani oraya işte sergi alanları yapıyorlar. Bir maket toma yapıyorlar. Orada insanlar serinlesin diye tomanın içinden su Çok iyiymiş. İşte Peki, gaz bombası şeylerin içinden konfeti atacaklar falan. klasik soruyu soralım. Valilik izni var mı? Benim bildiğim bu bir hafta önce falan valilik için, daha doğrusu bir hafta 10 gün önce valiliğe izin için başvurulmuştu. Daha önce de bu Kadıköy Meydanı'ndaki bir gösteri için valilik 3 gün önce izin vermişti. Sanıyorum almış olmaları lazım izinlerini. Çünkü Aldı. Kadıköy'de biliyorsun bir miting alanı ve orada gösteri yapılmaması için hiçbir sebep Sebep yok. olmaması lazım. Hoş Taksim için de aynı şey söylüyordu ama dün biliyorsun vardı, Evet. dağıttı oraları. Yani sende bir endişe yok yani, bu akşam eğlence var diyorsun. Gazdan çok. Valla bu akşam ya bu bir eğlence mi, o da değil aslında, ama yani bu bir de şarkılarımız da türkülerimiz de sahneden derdimizi anlatmak aslında. Şu da olabilir Serdar, yani bakarsın şu anda İstanbul'da her şey her an değişebiliyor. Bakarsın hiç şarkımızı söylemeden İdeali olabilir diyorsun. parkımıza, Gezi Parkı'na da yürüyebiliriz. Ha, yürüyebiliriz diyorsun. Tabii her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Peki, Evet. bir son soru merak ettim. Ne söyleyeceksin bu akşam? Ben Cem Karaca'nın bir şarkısını söyleyeceğim. Bu durduramayacaklar halkın coşkun akan selini. Bir de biliyorsun Fazıl Say 1500 yıl önce yaşayan bir şairin yazdıklarını retweetlediği için hapis isteğiyle yargılanıyor. O da Ömer Hayyam, o şair. Bir Ömer Hayyam şiiri kimse bilmez, Mehmet Gürel'in bestesi. Bir de onu söyleyeceğim. Ay, harika. Keşke orada olabilsek. Ama bizim ekipler orada olacak. İnşallah onu canlı vermeye çalışacağız. Güvenç, kolay gelsin. Çok teşekkürler Çok Serdar. sevgiler. Size de kolay Sevgiler. gelsin. Sağ olasın. Herkese selamlar. Eyvallah. Hoşçakalın. Sağ ol.